Arkadaşlar merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Puan Go'nun denemesinden güzel bir soruyu sizler için çözmeyi anlatmaya çalışalım. En yüksek dereceli teriminin katsayısı sayısı 1 olan 3. dereceden gerçel kat sayılı bir Px polinomu için P0 eşittir, P-2 eşittir, P3 eşittir, 5 eşittir veriliyor. Buna göre P-1 artı P-4 bölü 2 işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Aslında benzerlerinden daha önce çözmüştük. Ee, i̇lk başta aklımıza şu gelebilir. Daha önceden çözmeyen arkadaşlarımız varsa. Biz polinomu ax küp artı bx kare artı cx artı d olarak düşünüp ilerleyebiliriz. Burada şu verilen değerleri yerine yazarak a'yı, b'yi, c'yi, d'yi çekmeye çalışabiliriz. Ama bu biraz uğraştırıcı ve zor olacaktır. Burada şöyle düşünürsek daha doğru olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Px'imizi yazalım. Şöyle Bakın Burada Bize Ne Verilmiş Arkadaşlar P0 P-2 Ve P3 Örneğin Elimizde Px Varsa P3 Nereden Gelir genellikle şu sorudan gelir değil mi? Px polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalandan gelir. Dolayısıyla biz burada hemen işin içine bir x eksi 3'ü katıyoruz arkadaşlar. Aynı mantıkla p eksi 2 nereden gelir? Polinomumuzun x artı 2 ile bölümünden kalandan gelir. O zaman için içine x artı 2'yi de kattık. P0 da polinomumuzun sabit terimi ya da x ile bölümünden kalandan gelir. Çünkü mesela x ile bölümünden kalan deyince x yerine ne yazarız? 0 yazarız. Bir de burada x eksi 0 yani x yazmış olalım. Zaten bakın bu düzeni oluşturduğumuzda 3'ünü dereceden bir polinom elde etmiş oluyoruz. Tabi burada biz bunların bu çarpımı bize Px'i verdiğini söyleyemeyiz. Çünkü diyor ki bakın mesela P3 kaça eşittir diyor 5'e. Yani biz polinomda 3 yazdığımızda burada yazarsak burası sıfırlanacaktır. Kalanın kaç olmasını istiyoruz? 5. Ya da eksi 2 yazarsak da burası sıfırlanacaktır ama kalanın 5 olmasını istiyoruz. 0 yazarsak da burası sıfırlanacaktır ama biz kalanın kaç olmasını istiyoruz? 5. Onun için artı kaç yazıyoruz şuraya? 5 yazmış oluyoruz arkadaşlar. Bunun dışında aslında şu şartlarda px'imiz bizden istenen bütün şartları sağladı. Tabi bunun başına bir katsayı da olabilir. Mesela ben bunun başına a gibi bir katsayı koysam şu şartların hepsi yine sağlanmış olur. Ama bakın bu da ne demiş? En yüksek dereceli teriminin katsayısı 1 olsun demiş. Zaten şunları çarpınca x küp gelecektir en yüksek dereceli terim olarak. Onun katsayısı da 1 olacaksa Burada a yazdığımız değerin de 1 olacağını yani px'imizin x eksi 3 çarpı x artı 2 çarpı x artı 5 şeklinde bir fon polinom olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar bu şekilde px'imizi yakalamış olduk. Şimdi bizden p eksi 1 istenmiş. Hemen p eksi 1'i bulalım. Eksi 1 yazınca eksi 1 eksi 3'ten eksi 4 gelir. Eksi 1 artı 2'den 1 eksi 1 artı 5. Tabii bunların hepsini ne yapıyoruz şöyle çarpıyoruz. 4 artı 5'ten kaçı elde ettik? 9'u p4'ü bulalım arkadaşlar. 4 eksi 3'ten 1 4 artı 2 6 4. 4 artı 5. Yine bunları çarptık. 6 kere 4 24. 24 artı 5'ten de 29 gelmiş oldu. Topladık bunları. 38'e ulaştık. Bir de 2'ye bölmemizi istemiş. 38 bölü 2'den de doğru cevabın 19 geleceğini yani B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar yine Puan Go'nun denemesinden güzel bir polinom sorusu çözmeye anlatmaya çalışalım. Aşağıda baş kat sayısı 1 olan 3. dereceden bir Px polinomunun grafiğinden yararlanılarak çizilen bazı polinomların grafiklerine ait kesitler verilmiştir. Buna göre P2 değeri kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle burada arkadaşlar baş katsayımızın yine 1 olduğunu ve 3. dereceden bir polinom olduğunu unutmayalım. Yine ax küp artı bx kare artı cx artı d üzerinden gidebiliriz ama sanırım daha farklı bir yoldan da ulaşabiliriz buradaki çözüme arkadaşlar. Ben öncelikle şu en sağdakine bakalım diyorum. P eksi x eksi 1 polinomu verilmiş. Bu polinomda x yerine 5 yazdığımızda 0'a ulaştığımızı görüyoruz. Yani p x eksi 1 polinomunda 5 yazarsak. Dolayısıyla 5 eksi 1'den p 4'ü elde ettiğimizde bunun görüntüsünün kaç olduğu biliyoruz. Sıfır olduğunu biliyoruz buradaki kesitten arkadaşlar. Aynı mantıkla şuradakine bakarsak elimizde P2x polinomu var. Burada da eksi 1 yazdığımızda sıfıra ulaştığımızı görüyoruz. Çünkü x eksenini kesmiş. Eksi 1 yazdığımızda kaç elde ederiz? P-2'yi. Yani buradan P-2'nin de bize sıfırı verdiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki bunun dışında ortadakinde ise y eksenini kestiğimiz noktayı görüyoruz. Burada da eksi px verilmiş. Bu y eksenini kestiğimiz noktayı nasıl buluruz? x'e 0 vererek. x'e 0 verirsek eksi p 0'ın aslında bize eksi 12'yi verdiğini söyleyebiliriz. Buradan da p 0 değerinin 12 geldiğini Söylemiş oluruz arkadaşlar. Şimdi biz P4'ün 0 olduğu P-2'nin de 0 olduğu P0'ın 12 geldiği 3. dereceden baş kat sayısı 1 olan bir polinom alıyoruz. Gelin şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi üçüncü dereceden bir polinom elde edeceğiz. Zaten iki tane kökü var. O zaman üçüncü bir kökü de olmalı değil mi? Yani iki tane kök kesim var. Yani bir kere polinomumuzun içinde P4 sıfırsa x eksi 4 çarpan olarak bulunmalı. Hani şöyle Px dediğimizde. Aynı mantıkla P eksi 2 sıfırsa P eksi 2 nereden gelir? X artı 2 ile bölümünün, bölümünden kalandan gelir. X artı 2 de burada çarpan olarak bulunmalı. Şu anda biz ikinci dereceden bir polinom elde ettik. Başka sayısı bir olan üçüncü dereceden polinom elde edeceğiz. E i̇ki tane kökümüz varsa üçüncü kökümüz de bunun yanına şöyle x artı b olarak yazarsak aslında bizden istenen şartları sağlayan başka sayısı 1 olan 3. dereceden p4 ve px 0 olan polinomuzu yazmış oluruz. İşte bu bizim px polinomuzun düzenlenmiş halidir diyebiliriz arkadaşlar. Peki şu 3. kökü nereden bulacağız arkadaşlar? Onu da bence P0 12'yi kullanarak bulabiliriz. Gelin burada P0'ı bir yazalım. P0 eşittir. Eksi 4 çarpı 2 çarpı B eşittir. Kaç gelmeli? 12. Eksi 8 B eşittir. 12'den B'mizde ne gelecektir? Eksi 3 bölü 2 olarak gelmiş olacaktır arkadaşlar. B'miz x eksi 3 bölü 2 ise bizim polinomumuz x eksi 4 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 3 bölü 2 polinom olarak gelmiş olur. Bu px'imiz bizden p2 istenmiş. Gelin burada x gördüğümüz yere 2 yazalım. p2 eşittir dedim arkadaşlar. 2'den 4 çıktı eksi 2. 2 artı 2 4. 2'den 3 bölü 2 çıkarsa ne gelir arkadaşlar? 1 bölü 2 gelir. Şuradaki 2'ler giderse aradığımız cevabı c şıkkı eksi 4 olarak bulmuş oluruz. Güzel bir soru sınav ayarı bir soru. Benzeri zaten çıkmıştı. Umarım çözümümüz de açıklayıcı olmuştur arkadaşlar.